Arkadaşlar selamlar. Bugün notaların port üzerindeki yerlerini bir oktavın sıralaması isim olarak nasıl oluyor ve bunu port üzerinde mantığıyla nasıl bulabiliriz? Onları öğreneceğiz. Ezber yapmadan nasıl bulabiliriz? Bunları göreceğiz. Aslında sonuç olarak ezber yapmamız gerekiyor. Fakat başlangıçta bu ezberi hızlıca yapamadığımız için önce mantığını öğrenip ardından bu sıralamayı ezberleyip ve ardından port üzerindeki yerlerini de yavaş yavaş ezberlemeye çalışacağız. Şimdi bu notaların port üzerindeki yerlerini sadece bol bol pratik yaparak çok kolay bir şekilde ezberleyebiliriz. Hemen bugün bol bol birlikte pratik yapacağız. Başlayalım. Öncelikle porte nedir? Porte 5 çizgi 4 aralıktan oluşan şekildir. Bu şeklin üstünde notalar do, re, mi, fa, sol, la, si, do sıralamasına göre bir oktav sayıyorum şu anda diziliyor. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do dedikten sonra yine aslında şöyle do, re, mi, fa, sol, la, si şeklinde gidiyor ve yine do, re, mi, fa, sol, la, si. O yüzden do'yu sayıyorum ama aslında şöyle do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si diye yukarı doğru ve aşağı doğru gidiyor. Bu sıralama şu anda 7 tane nota var ve enstrümana göre şu anda biz Orta Doğu'dan başlıyoruz. Enstrümana göre daha kalın ya da daha ince seslerimiz var. Biz şu anda bugün bir oktavı ve işte port üzerindeki 5 çizgi üzerinde bulunan notaları görmeye çalışacağız. Ek çizgide olan notaları görmeyeceğiz. Mi, fa, sol, la, si diye başlıyor. Yine aslında aşağıdan şöyle do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si diye bu şekilde aşağıdan başlayıp yukarı doğru aslında gidiyor notalar. Biz bugün sadece 5 çizginin içinde olanları ve işte altında bulunan do notasının ek çizgiyle çizilen bir tane nota sadece göreceğiz. Bir oktav do'yu ve üstünde bulunan birazcık 5 çizginin en üstünde bulunan notaya kadar çıkacağız. Bunları bol bol pratik yapacağız. Şimdi öncelikle do, re, mi, fa, sol, la, si, do sıralamasını iyi biliyor olmamız gerekiyor. Ya da bir kağıda yazıp yanımıza alabiliriz. Bunu zaman içerisinde ezberlememiz gerekiyor mutlaka. Bu ezberi bildikten sonra bu notalardan herhangi bir yerinin port üzerindeki yerini bilirsem eğer diğer notaları da kolayca bulabilirim. Peki. Şimdi bu notalar solda bulunan do, re, mi, fa, sol, la, si, do port üzerine bu şekilde yerleşiyor. Yukarıdan aşağı doğru üstten ikinci aralıkta do var. Ortadaki çizgide si var. Altında la, sol, fa, mi, re, do şeklinde gidiyor. Şu an isimlerini yerleştirdim. Biz normalde şu şekilde yuvarlaklar şeklinde görüyoruz. Şu anda isimleriyle birlikte port üzerine ben yerleştirdim. Peki. Bununla ilgili pratik yapacağız ama nasıl? Şöyle. Örneğin ben ya da şöyle yapayım. Si notasının port üzerindeki yerini biliyorum. Ortadaki çizgide. Ortadaki çizgide olan notanın si olduğunu biliyorsam bunun bir altında la olduğunu şuradan görüyorum ya da ezberimde var. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do sıralamasını bildiğimi varsayıyorum. Eğer ezberimde varsa si'nin altında la olduğunu biliyorum ve dolayısıyla ortadaki çizginin hemen altında bir aralık var. Bu aralıkta bulunan notanın isminin la olduğunu kolayca bulabilirim. Devam ediyorum. La var. La'nın altında sol var. Sol'ün altında fa var. Fa'nın altında mi var. Re ve do şeklinde gidiyor. Do'nun içinde ek çizgi geçiyor. 5 çizginin dışına taşan bir nota. Bu do orta do. Üstteki do ise orta do'nun bir oktav üstünde bulunan do. Şu anda bir oktav do'dan do'ya do majör gamı port üzerine yerleştirdim. Devam ediyorum. Şimdi yavaş yavaş pratiğe geçelim. Şöyle göreceğiz. Buraya tek tek notaları yazacağım. Ve sonra yazdığım bu notaların isimlerini size soracağım. Ve birlikte nasıl buluruz? Sesli düşüneceğim. Onu göreceğiz. Şimdi söylediğim gibi ortadaki çizgide bulunan notanın ismi Si notası. Biraz daha yaklaştırıyorum şöyle. Si notasının yerini biliyorsam ve şu sıralamayı biliyorsam Si notasının iki altında sol notası olduğunu bilirim. Doğru mu? 1, 2. Si'yi de sayarsam eğer 1, 2, 3 diye sayıyorum. Şu şekilde. Hemen bakıyorum. Si notası burada. Si, La ve Sol. Dolayısıyla Si'nin iki altında bulunan Sol yani alttan ikinci çizgide bulunan notanın ismi Sol. Devam ediyorum. Hemen bir alta daha indim.
Sol notasının bir altı diyebiliriz buna. Eğer sol notasını, az önce gördüğümüz notadan bahsediyorum, sol notasının yerini unuttun. Ama si notasının yerini mutlaka biliyor olmam gerekiyor ya da herhangi birini mutlaka biliyor olmam gerekiyor. Eğer si notasının yerini biliyorsam hemen, az önce sorduğum şu nota neydi? Şu notaydı. Hemen ikisi arasında kalan şeyi sayıyorum. 1, 2, si'den başladım saymaya. 3, 4. Yine si'den başlıyorum saymaya. 1, 2, 3, 4. İşte bu notanın fa notası olduğunu kolay bir şekilde bulabilirim. Peki devam ediyorum. En altta bulunan çizginin de altına ek çizgi çizilerek çizilen nota. Nedir? En altta bulunan nota zaten do notasıydı. Bilmiyorsam eğer en altta bulunan notanın do notası olmadığını. Hemen si'nin yerini biliyorum. 5 çizginin tam ortasında bulunan nota. Si'nin üzerine en alta inene kadar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedim. Peki ne var? Hemen ben burada notu porta üzerine çizdim ama sizde böyle bulunacak mesela. Sayıyorum yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 saydım ve do notası olduğunu kolay bir şekilde buldum. Bu şekilde pratik yapa yapa port üzerindeki yerlerini yavaş yavaş ezberlemiş olacağız. Daha akıcı, daha hızlı bir şekilde okuyabileceksiniz. Geldim si notasının yerini biliyorum yine. Si notasının bir üstünde hangi nota vardır? Hemen sayalım. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Yine do geliyor. Bir oktav 7 tane nota bittikten sonra tekrar do geliyor. Yani sıralamam şöyle gidiyor. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si şeklinde devam ediyor. O zaman si notasının hemen üstünde do notası olduğunu artık biliyorum. Peki do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do şeklinde devam ettiğini bildiğim için do'nun üzerinde hangi nota vardır? Hemen do'nun bir üzerinde yine en son bahsettiğim şu do'nun bir tane daha üzerinde ne vardır? Yine do, re, mi diye başlayacağı için bu notanın da ismi re notasıdır. Devam ediyorum. Si notası burada. Peki şu notanın ismi nedir? Hemen si'den sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane üstüne saydım. Hemen dönüp bakıyorum. Si'nin üzerine. 1, si burada. 2, 3, 4, 5. Neden tekrar aşağı indim? Çünkü do şöyle gidiyordu. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa diye yukarı doğru gitmeye devam ediyor. Ben si'den sonra tekrar şuraya do, re, mi yazmak yerine aşağıdan başladım. Si 1'di. 2, 3, 4, 5 saydım ve fa notasının yerini buldum. Peki bu nota nedir? Hemen si'nin üzerine yine sayabilirim. Ya da si dışında birkaç tane daha nota ezberleyebilirim. Örneğin sadece şöyle çizgideki notaları ezberleyebilirim. Yani 5 tane çizgi var. Bu 5 çizgideki notaları ezberleyebilirim. Nedir? Mi, sol, si, re, fa. Bu sıralamayı da ezberleyebilirsiniz. Mi, sol, si, re, fa. Böylece tek bir notayı bilip tek tek saymak yerine hemen en yakındakini bulursunuz. Örneğin şu çizgideki notanın re notasını bilirseniz hemen bir altında do notası olduğunu bilirsiniz. Ya da altındaki notanın si olduğunu biliyordunuz. Hemen si'nin üstüne bir eklediğimizde do notası olduğunu bildiğim için bu notayı daha hızlı bir şekilde bulabilirim. Eğer şu mi, sol, si, re, fa sıralamasını ezberlersem. Mi, sol, si, re, fa şeklinde aşağıdan yukarı doğru gidiyor. Peki ben tek tek bugün bakacağım kağıttan. Si notasını yine biliyorum ortadaki çizgide. Peki şu nota nedir o zaman? Si'nin bir altında. Tek tek saymam gerekiyor. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Si'yi buldum. Si'den hemen bir önce söylediğim nota neydi? La notası. Dolayısıyla bu notanın ismi la notası. Peki. Şöyle en alt çizgiye yazdım bir nota daha. Si'nin üzerine sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 saydım. Peki. Hemen si'nin altına aşağı doğru 5 saymam gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Bu notanın ismi mi notası. Peki, devam ediyorum. Alttan ikinci çizgide bulunan nota nedir? Sol notası. Bu notayı şu şekilde de ezberleyebiliriz. Sol anahtarı var. Sol anahtarı başladığı çizgiye kendi ismini verir. Sol anahtarını alttan ikinci çizgiden çizmeye başlarız. Şu şekilde gidiyor. Şöyle göstereyim. İkinci çizgiden şöyle bir yuvarlak çiziyorum. Aşağıdan yukarı doğru inip sonra aşağıdan inip en son burada bitiriyorum.
alttan ikinci çizgiden çizmeye başlıyorum. Dolayısıyla buraya kendi ismini veriyor. Sol ismini veriyor. Peki, devam ediyorum. En üstten ikinci aralıkta bulunan nota nedir? Hemen ortadaki çizgide bulunan notanın bir üstünde olduğuna göre si notasının bir üstünde. Si, si'nin bir üstünde bulunan nota do notasıdır. Devam ediyorum. En altta bulunan çizgide. Hemen si burada. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen geçip sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu notanın mi notası olduğunu kolayca buluyorum. Geçtim. Mi notasında bir altında ne vardır? Hemen 5 çizginin altındaki çizginin de altına yapışmış durumda. Do, re, mi diye saydığımda mi'nin altında kalan nota nedir? Re notası olduğuna göre bu notanın ismi re notası. Peki re'nin de bir altında ne var? Do notasından başlıyorum saymaya. Do, re dedim ve hemen kolay bir şekilde bu notanın do olduğunu bulabilirim. Peki devam ediyorum. En üstteki çizgide bulunan nota nedir? Ortadaki si notasının üzerine yine saymam gerekiyor. Si burada. 1, 2, 3, 4, 5. Fa notasını buluyorum. Nasıl buluyorum? Hemen si 1, 2, 3, 4, 5. Devam ediyorum. Alttan ikinci çizgide bulunan nota. Eğer şu sıralamayı bilirsek çok kolay daha bulabiliriz aslında. Mi, sol, si, re, fa sıralamasını bilirsek eğer çok kolay bir şekilde bulabiliriz. Mi, sol, si, re, fa. Yine bir kağıda şu sıralamayı aynen şurada görüldüğü gibi mi, sol, si, re, fa diye aşağıdan yukarı doğru yazabilirsiniz. Ya da portenin hemen yanına şuraya mi, sol, si, re, fa şeklinde yazabilirsiniz. Daha akılda kalıcı olacaktır. Hemen şuraya geldim. Hangi notadır? En altta bulunan nota mi notasıydı. En alttaki 5 çizginin en altında birinci sırada bulunan nota mi notasıydı. Bir üstünde ne var? Hemen sayıyorum. Do, re, mi, fa. Dolayısıyla fa notası olduğunu kolay bir şekilde bulabiliyorum. Peki burada ne var? Sol notası var. Geldim şuraya. Bu hangi notadır? Çok kolay bulabilirim. Alttan bir, mi buradaydı. Mi'den de sayabilirsiniz. Mi, sol, si, re, fa diye gidiyordu şu şekilde. Si nerede? Tam ortada. Si'nin hemen bir üstünde bulunan nota. Nerede? Si'nin hemen bir üstünde bulunan nota do notasıdır. Devam ediyorum. Ek çizgi çizilerek çizilen zaten şu an bugün öğrendiklerimiz arasında bir tane nota var. Nedir o? En altta bulunan nota. Yani do notası. Devam ediyorum. Do notasının az önce öğrendiğimiz, her zaman si'den başlamak zorunda değilsiniz bu arada. Mesela yakın bir notaysa alttaki do'dan da saymaya başlayabilirim mesela şu an bu notada. Do burada. Bir üstüne bak çıkıyorum ve re var. Bir üstüne daha çıktım mi var. Bir üstüne daha çıktım fa notası var. Bu notanın fa notası olduğunu kolay bir şekilde buldum. Geldim. Do notası var burada. Hemen şöyle geçiyorum. Hızlı hızlı pratik yapıyorum. Sol. Si. Re. Fa. Bir oktav altındaki fa. Bu sefer aralıkları sayıyorum. La. Do. Mi. Aralıklardaki notalar ise fa, la, do, mi şeklinde gidiyor. Eğer çizgideki 5 notayı ezberlemek istemiyorsanız aralıktaki notaları da ezberleyebilirsiniz. Burada da 4 tane nota var. Ya da sadece bir tanesini bilmeniz yeterli. Si notasını bilebilir. Bu şekilde saya saya bulabilirsiniz. Sayarsanız da yine aynı şekilde yavaş yavaş akılda kalıcılık artacaktır. Bir yerden sonra ezberleyip artık bu notayı hızlı bir şekilde okumaya başlayacaksınız. Devam ediyorum. Porte'nin en üstteki çizgisinin de üstüne yapışmış durumda. Bu notanın ismi nedir? Sizin bulmanızı istiyorum. Ortadaki nota C'di. C'nin üzerine hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi geçip C'nin üzerine 6 saymam gerekiyor. C burada 1, 2, R'den devam ediyorum. 3, 4, 5, 6. Neymiş? Sol notası. Peki. Sol notasının bir üstünde hangi nota vardır?
Hemen yukarıya bir tane ek çizgi çizerek yazdım. Sol notasının üstünde bulunan nota neyse bu notanın ismi o. Hemen bakıyorum. Sol notasının üstünde la notası olduğuna göre bu notanın ismi de la notası olur. Devam ediyorum. Sol anahtarının hemen başladığı çizgide bulunan nota neydi? Sol notası. Sol notasının iki üstünde bulunan nota sol, la, si. Si notası. Fa notası burada. Sayabilirim tek tek. Si, 1, 2, 3, 4. Hemen bakıyorum. 1, 2, 3, 4. Devam ediyorum. Hangi notaydı? Aralıklarda bulunan nota. Fa, la, do, mi şeklinde sayıyordum aralıkta bulunan notaları. Çizgide bulunan notaları mi, sol, si, re, fa şeklinde saymaya başlıyordum. Tekrar ediyorum. Peki burada bulunan notanın ismi nedir? Fa, la, do, mi şeklinde sıralıyordum. Dolayısıyla bu notanın ismi la notası. Devam ediyorum. Ortadaki çizgide bulunan nota si notasıydı. En üst aralıkta bulunan nota nedir? Fa, la, do, mi şeklinde saydığımızda kolay bir şekilde bu notanın mi olduğunu bulabilirim. Fa, la, do, mi aralıktaki notalar. Mi, sol, si, re, fa ise çizgideki notalar oluyor. Devam ediyorum. En üst çizgide bulunan nota neydi? Mi, sol, si, re, fa. Peki. Yine si'den saymaya başlayacağım. Bu nota si notasıydı. Peki şu nota nedir? Si'nin üzerine kaç saymam gerekiyor? Hemen onu bulayım. 1, 2, 3 saymam gerekiyor. Geçiyorum tekrar. 1, 2, 3. Aşağı doğru gittiği için ben de aşağı doğru saydım. Sol notası olduğunu buldum. Peki bu nota nedir? Si'nin üzerine yine sayıyorum. 1, si, do, re, mi. Yani tek tek sayıyla rakam sayarak da bulabilirsiniz ama şu şekilde de sayabilirsiniz. Si, do, re, mi. Bu şekilde sayabilmeniz için şu sıralamayı biliyor olmanız gerekiyor. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya da alttaki çizgiye mi, bir üstüne sol çizgilerden bahsediyorum. Si, re, fa şeklinde bu sıralamayı bilmem gerekiyor. Yine tabii sonuçta şu sıralamayı bilip daha hızlı bulabilirim. Devam ediyorum. Alttan ikinci çizgide yani sol anahtarının çizilmeye başladığı çizgide bulunan nota neydi? Sol anahtarı kendi ismini veriyordu zaten. Ortada si notası var. Si notasının iki üstünde. Si, do, re diye saydım. Notamın ismini kolay bir şekilde buldum. Devam ediyorum. Yine si'den saymaya başlayacağım. Si, do, re, mi, fa. Si tam portenin ortasında bulunduğu için ben hep si'den saymaya başlıyorum. Orta doğuyu da sadece bilebilirsiniz. Hangisi sizin için akılda en kalıcı ise onu seçebilirsiniz. Ya da sadece çizgilerdeki şöyle notaları bilebilirsiniz. Ya da sadece aralıktaki notaları bilebilirsiniz. Çizgide bulunan notaları bir kez daha sayayım. Mi, sol, si, re, fa. Mi, sol, si, re, fa. Devam ediyorum. Aralıkta bulunan notaları sayıyorum. Fa, la, do, mi şeklinde sayabilirim. Devam ediyorum. Ortada si notası vardı. En alttaki çizgide bulunan nota nedir? Şimdi si notasından saymak yerine aslında do notasından da do notasının yerini bilirsem şuradaydı. Do notasından da yukarı doğru sayabilirim. Hemen do bir üstte re olduğunu biliyorum. Şuraya geliyor re notası. Re'nin üstünde de mi notası olduğunu kolayca bulabilirim. Peki en üstteki çizgide hangi nota var? Si'nin üzerine sayıyorum. Si, do, re, mi ve en üste geldiğimde mi'den sonra gelen nota neyse o oluyor. Fa notası olduğunu kolay bir şekilde bulabilirim. Notamız hangi notadır? Si notasının hemen bir üstünde bulunan nota. Dönüyorum. Si notasının üstünde bulunan nota nedir? Do notası. Son bir tane daha sorup bitireceğim. En alttaki çizgide bulunan nota nedir? Si'nin altına saymam gerekiyor. Si, la, sol, fa ve fa'nın altında bulunan nota mi notasıdır. Hemen kolay bir şekilde buldum. Bu şekilde bol bol pratik yaparsanız eğer
notaları çok daha kolay bir şekilde bulabilirsiniz.